Ben katil değilim. Yalan, iftira attılar bana. Ben can almadım. Ben kimseye kıyamadım, kıyamam. Günah. Bana inan Süleyman. Hünkârım. Ben burada hapis bekledim seni. Hünkârım gelip kurtaracak beni diye dua ettim, bekledim. Gözlerin öldürdü beni. İşte şimdi öldüm. Benim aşık olduğum Süleyman bana bakıyor ve inanmıyor. Yalvarıyorum, yemin ediyorum, inanmıyor. Vezir Azam Pasa olduğunu niçin sakladın İbrahim? Ben bütün makamlardan, rütbelerden vazgeçerek geldim size. Balıkçı Manolis'in oğlu olarak geldim partneye. Aşk acısıyla sığındım. Bu yolculuğa da yalnız çıkmak istedim. Gelmeyin istedim benim. Zira bu yolun sonunda ölüm var baba. Benim kalbim, hissiyatım, gözyaşım hünkârımın umurunda değilmiş. Bugün idrak ettim. Böyle söyleme lütfen. Hünkârımız senin için en doğru kararı verecektir. Mahidevran. Kararını verdi. Anlasana. Beni yok saydı. Razıyım. Yeter ki İbrahim'in canını bağışlasın. Hatice Sultan'a mı gidiyoruz? Hayır. Hatice'yi görmeyi düşünmüyorum. Aklıma geldikçe o mevzu hafakanlar basıyor. Gidip çocuklara bakalım. Aslanım. Hürrem'i artık sarayımda görmek istemiyorum validem. Münasip bir şekilde eski saraya gönderdim. İçin rahat olsun aslanım. Ben lazım geleni yaparım. Thank you.
sen bu sarayda yaşıyorsun İbrahim? 3 senedir bu sarayda yaşadım baba. Ama belki şimdi de son defa gireceğim bu kapıdan. Biz de seninle geçeceğiz bu büyük kapıdan. Anladın mı? Hiçbir yere bırakmayız seni. Niko olmaz. Bu kapıdan ötesine geçemezsiniz. Yasak. O zaman burada bekliyoruz seni. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anladın mı? Babama iyi bak. Bu kapıdan da uzak durun. Anladın mı? Oğlum. Eğer sağ çıkamazsam mezarım burada olmasın. Pargaya götürün beni. Annemin yanına ver. Deme İbrahim. Söyleme böyle. Dualarım senin. Baba. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Huzura kabulünü bekler. Hünkârım. Hünkârım. Gelsin. Sultanım, eski saraydan havadis geldi. Hürrem Hatun'un dairesi buyurduğunuz esfafta tahsis edilmiş. Her şeyiyle hazırmış. Tamam. Hürrem'i çağırın gelsin. Gülnihal. Gel benimle. Mehmet ve Mirim'i görmeye gidelim. Gitmeyelim Hürrem. Göstermezler bize. Peki. Sen gelme. Ben giderim. İbrahim Paşa'm. Hoş geldiniz. Hünkârımız sizi bekliyor. Gidelim Sümbül Ağa. Saadetli padişahımızı bekletmeyelim. Sümbül Ağa, haremde her şey yolunda mı? Haremde her şey yolunda. Yalnız Hürrem Hatun biraz zor. Ben Hürrem Hatun'u sormuyorum. Hatice Sultan nasıl? Valide Sultan.
Hatice Sultan'ın sağlığı iyi şükür. Yalnız yüzü gülmüyor. Biraz masum. İbrahim gelmiş mi? Evet gelmiş. Birazdan hünkârımızın huzuruna çıkacakmış. Kurbanlık koyun gibiyiz Gülfem. Bekliyoruz ne vakit boynumuz vurulacak diye. Bir çare olmalı. Çare Allah'a sığınmaktır sultanım. Gelin dua edelim. Çekilin. Çocuklarımı göreceğim. Sultanım izin veremem. Özür dilerim. Valide sultanımızın kesin emri var. Hürrem. Hadi gel dönelim. Bak ben sana dedim ama. Hadi. Ne olur bırak. Yüzlerini bir göreyim. Sarılayım. Sizde vicdan yok mu? Mehmet, oğlum, benim küçük Mehmet, ağlamayın, ne olur ağlamayın. Anneniz burada, sizi hiç bırakmayacağım. Ağlamayın. Hürrem Sultan. Nikâr, söyle açsınlar kapıyı. Ne olur yardım et. Dur şimdi, gel Valide Sultan seni istiyor. Suçsuz olduğumu anladılar. Af mı çıktı? Süleyman affetti beni. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Öleceksem burada huzurunuzda ölmemi emretmişsiniz. İster şimdi siz alın canımı. Ya da müsaade edin, ben kendim vereyim cezamı. Validem, çok şükür suçsuz olduğumu anladınız mı? Çocuklarımı bana mı vereceksiniz? Keşke öyle olsaydı Hürrem. Çok isterdim senin masumiyetinin tescil edilmesini. Ne yazık ki sen hala suçlusun. Aslanımla da konuştum. O da senin suçlu olduğuna inanıyor.
bu sarayda artık kalamazsın. Yarın eski saraya taşınacaksın. Validem, yapmayın. Hünkârım benim gitmemi istemez. Sen bana yalancı mı diyorsun? Kabahatlerin bini aştı Hürrem Hatun. Validem, yanlış söyledim, affedin. Yeter. Bu görüşme bitmiştir. Git eşyalarını topla. Yarın gidiyorsun. Kötü havadisi vermek sana mı düştü Sümbüla? Söyle. Bitti mi? İbrahim Paşa infaz mı edildi? Sultanım. Hünkârımız sizi çağırıyor. Yapacağım ben. Aklınıza mukayyet olun sultanım. Hadi bekletmeyin hünkârımızı. Feridem, size yalvarıyorum. Acıyın bana. Boşuna Hürrem. Boşuna çırpınma. Ben katil değilim. Katil bu haremde bir yerde. Bulun onu. Daha iyi. Lütfen götürün Hürrem'i karşımdan. Dokunmayın bana. Dokunmayın. Bana oyun oynadınız. Bırak. Bırakın beni. Yapma Hürrem Hatun, yapma. Çek elini. Bırak, kolumu acıyor. Ayşe'ye ses öldürdünüz. Hürrem Hatun. Yapma. Dön dairene. Bu inadın sana zarar. Nigar kafa, gir konuma. Gir odasına götüreyim. Beni yolluyorlar. Sürgüne yolluyor validem. Yarın eski saraya gidecekmişim. Süleyman beni istemiyormuş. Yalan söylüyorlar. Hünkârım yapmaz bana bunu. Yapma, belalı seversin. Gel. Gel. Hadi.
Hünkârım. Ben senin saadetin için, yüzünün gülmesi için bir söz verdim. Mehmet Çelebi'yle olan nişan akdini bozuyorum. Senin kalbinin yangınını gördüm Hatice'm. İbrahim'le senin istivacınıza karar verdim. Hünkârım, cüretimi bağışlayın. Sizden son bir arzum olacak. Babam ve kardeşimle geldim Parga'dan. Birinci avluda bekliyorlar. Cenazemin aileme teslim edilip Parga'ya götürülüp orada gömülmesini istiyorum. Elbette siz münasip görürseniz. Münasiptir Pargalı, elbette. Lakin önce düğününe katılsınlar, sonra emri hak vuku bulunca cenazeni alıp giderler. Nasıl bir aşk bu? Sen her şeyden vazgeçiyorsun. Hatice'm ölmekle eş tutuyor ayrılıp gitmeni. Ben aşka hürmetsiz bir insan mıyım? Seni öldürebileceğimi nasıl düşünürsün? Ben o kadar zalim miyim? Hatice. Hatice'm, ciğerparem, aç gözünü. Aç gözünü. Hünkârım, bağışlayın. Heyecanıma yenik düştüm. İbrahim Paşa ile ben. Evet, söylediğim gibi. İbrahim'le senin izdivacınızı uygun buluyorum. Derhal git valideme söyle, hazırlıklara başlasın. Hürrem'in ağzından mı duydun? Yani gidiyor mu buradan? Sultanım, vallahi duydum. Ağlıyordu. Sümbül Ağa'ya dert yanıyordu. Hünkârımız emretmiş. Allah'ım, sen ne kadar büyüksün. Hünkârım da sonunda onun nasıl bir yılan olduğunu anladı. Benim hemen validemin yanına gitmem lazım. Hürrem belasından kurtulduk. Beni kurtarın bu beladan. Her şey sizin olsun. Alın. Ne varsa alın. Hürrem Sultanım, bizim etimiz budumuz ne? Biz sana nasıl yardım edebiliriz? Sümbül Ağa, Nigâh Kalfa, sizden başka kimsem yok. Gülnihal, altınlarım sizin. Altınla mücevherle olsa keşke. Olmaz. Olur.
Ne olur yardım edin. Yoksa siz de mi inanmıyorsunuz bana? Nigar Kalfa. Sümbül Ağa. Gülnihal. Çocuklarımın üzerine yemin ederim. Bir daha onları görmek nasip olmasın. Ben masumum. Nigar. Olanlara inanamayacaksın. Hünkârım beni affetti. İbrahim'le evlendiriyor. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben bile yeni öğrendim. İbrahim Paşa haber gönderdi. Seni az bahçede bekliyor. Ne yapacağız Sümbül Ağa? İçim acıdı Hürrem'in halini. Bilmiyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Peki ya dedikleri doğruysa ne yaparız ki? Dediği doğru mu sence? Biz yine de gözümüzü kulağımızı açalım. Yazık, günah. Ay günah. Ay günah. Kelebek gibi kalbinizin üzerinde olmayı, orada can vermeyi, size temas edebilmeyi hayal ettim. Ben çok dua ettim. Sizin yokluğunuz, sizi ebediyen görmeme ihtimali beni perişan etti. O ihtimal yok sultanım. Ebediyete kadar gözüm gözünüzün üstünde, elim elinizin üstünde olacak. Bu bir rüya değil mi? Eğer öyleyse hiç uyanmak istemem. Alın götürün beni vaat ettiğiniz cennetinize. Validem, ben bir şey duydum ama hakikat mi bilmiyorum. Ne duydun? Hayırlı bir şeydir inşallah. Hürrem Hatun eski saraya sürgün edilmiş. Doğru. Bu akşam son gecesi bu sarayda. Yarın gidiyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin validem. Aileniz sizi yıllar sonra görünce çok sevinmiştir. Hem sevindiler hem şaşırdılar da. Babam, kardeşim. Haset giderdik. Birlikte döndük parkadan. Birinci avluda bekliyorlar beni. Evlatlarını bulunca ayrılmak istememişlerdir.
Anneniz ne yaptı sizi görünce? O artık cennette. Çok üzüldüm. Eminim mekanı cennettir. Bizi görüyor. Öyle hissediyorum. Saadetimizi görüyor ve seviniyor. Sultanım. Gitme vakti. Evet. Ayrılık vakti. Artık ayrılık yok. Az kaldı kavuşmamıza. Yasaksız saadetimizi inşa edeceğiz sultanım. Sultanım, Valide Sultan'a mı gidiyorsunuz? Evet. Bir mahsuru mu var? Sabahtan beri canı çok sıkkın. Malum sizinle de epeydir dargın gibi. Üstelemeseniz diye. Sağ olun Daya Hatun. Lakin söyleyeceklerimi bir an önce duyması icap ediyor. Siz de gelin benimle. Validen bayılırsa yanında olun. Ben de seni çok özledim aslan parçam. Mustafa'm ne iyi ettin de beni görmeye geldin. Uf aslanım. Validem. Mühim bir mesele var. Sizinle görüşmem lazım. Mahidevran, sen Mustafa'yı götür. Kalsınlar valide. Çünkü hünkârım bu mühim meseleyi herkesin duymasını arzu etti. Hünkârım, Mehmet Çelebi ile nişanımızı bugün itibariyle bozduğunu söyledi. Öyle mi buyurdu hünkârın? Evet validem. İlaveten düğün hazırlıklarına ivedilikle başlamamızı buyurdu. Ne düğünü? Nişan bozuldu demedin mi şimdi? İbrahim Paşa ile deste izdivacıma karar verdi. Tebrik ederim sultanım. Çok sevindim. İbrahim geldi mi hala? Geldi Mustafa. Validem. Bir şey demeyecek misiniz? Ne diyebilirim ki? Benim fikrimin bir ehemmiyeti mi var? Baba. Yoksa gelecek. Ben biliyorum. Bize geri gelecek. Gelecek. Nasıl şeydir bu ya? Yıllar sonra buldum diyorum kardeşimi. Geldi. Seo. Nasıl sağ kaldın? Anlatacağım efsane. Evvela size kalacak yer ayarladım. Haydi akşam olmadan yerleştireyim. Haydi. Neredeler şimdi?
Şimdilik elçiler anına yerleştirdim. Daha sonra uygun bir yer bakacağım. Müsait bir vakitte tanışmak isterim ailenle. Şeref duyarsın hünkârım. Evet İbrahim Paşa. Saraya döndüğüne göre artık devlet-i âliyenin sana bahşettiği vazifeni ifa etmeye başlayabilirsin. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Münasibi derhal divanı topla ve vazifelerini anlat vezirlere. Kararlarını al, istikbalini düşün, hedefini çiz. Mühim kararlar alacaksın. Mesela Ferhat Paşa, hakkında ağır ithamlar var. O hususla ilgili benim de duyduklarım var, lakin tezvirattır diye pek itibar etmedim. Ne malum tezvirat olduğu Bargalı? Ferhat Paşa ile ilgili mevzu tetkik edeceğim hünkârım. Zembilli Ali Hoca'ya gelen şikayetlerin haddi hesabı yok. Zembilli'ne atılan arzu halleri gözlerimle gördüm. Divandan önce tetkikini bitir ki kiminle yola çıkacağını bil. Yoldaşını doğru seçmezsen sonun hüsran olur Bargalı. Anladım. Bu öğüdünüzü hiçbir zaman unutmayacağım hünkârım. Ahmet Paşa hakkında fikrini söyle. Ahmet Paşa değerli, tecrübeli. Lakin hırsı aklından önde bir paşadır. Hadi çekinme söyle. Hakikati siz söylediniz, ben daha ne söyleyebilirim ki? Hakikatten kaçamayız Bargalı. Sen de kaçma. Doğru bildiğinin üstüne git. İstemediğin, zararlı bulduğun kimseyle yola çıkma. Bana bahşettiğiniz bu yetkiyi lakiyle kullanacağıma inanın hünkârım. Sen benim vekili mutlakımsın. Divanda sen olacaksın. Sana itimadım tam. Çekilebilirsin. Hünkârım. Merakımı bağışlayın. Sizi biraz üzgün gördüm. Yoksa bana mı kırgınsınız hala? Sana değil kırgınlığım. Kırgınlığım kalbime. Neydi senin adın? Sadıka efendim. Ayşe Hatun'un yanında sen kalıyordun değil mi? Evet sultanım. Gel. Paşam. Ne oldu Sümbül'e anlat. Senin bir karın ağrın var belli. Saklama anlat. Nedir? Haşa paşam. Sizden nasıl bir şey saklarım? Müsait olmanızı bekledim. Evet. Evet ne oldu? Hürrem Hatun ne yaptı gene? Hünkârımızın gözdelerinden Ayşe Hatun'u bilirsiniz. Hani Victoria'yı yanına yerleştirdiğim hatun. Hı. Evet, ne olmuş Ayşe Hatun'a? Öldürüldü paşam.
bütün şüpheler ve emarelerde Hürrem Hatun'u gösteriyor. Hürrem katil de mi oldu? Maalesef şiddet. Hünkârımız bu yüzden Hürrem Hatun'u eski saraya sürgüne gönderiyor yarın. Anladım. Hünkârımızın sıkıntısını anladım şimdi. Sen benim şehzadem Mehmet'i yangından kurtaran cariyesin. Evet sultanım, benim. Benden korkuyor musun Sadika? Korkma. Benden sana zarar gelmez. Ayşe'yi ben öldürmedim. Valide Sultan bekler beni. Gidecek ben. Bildiğin bir şey varsa söyle bana. Yardım et. Ayşe'yi kim öldürdü? Bilmiyor. Görmedim. Kaç aydır onun yanında kaldın. Nasıl bilmesin? Çok üzüldüm Ayşe'ye. Gece uyuduk. Sabah baktım yok. Çok aradım bulamadım. Ayşe yok olmuş. O yok olmuş, ben yandım. Bir şey gelirse aklına ya da duyarsan hemen Nigar Kalfa'ya söyle, tamam mı? Söylerim. Aslanım benimle görüşmek istemiyor dahi. Beni görmekten kaçıyor evladım. Akşam meşgulmüş, yarın görüşürüz demiş. Kabahatini biliyor tabii. Ondan yüz yüze gelmekten kaçınıyor. Benim fikrimin, mevcudiyetimin, evlatlarımın nezdinde itibarımın olmaması çok acı dahi. Sultanım, biraz fazla hassasiyet gösteriyorsunuz. Ben onlar için nelere göğüs gerdim dahi. En yakınım sensin, biliyorsun. Kararlarıma hürmet bekliyorum, çok mu? Aşık olan da aşkına hürmet istiyor validem. Hatice Sultan bir suç işlemedi ki. Bugüne kadar hiç sözünüzden çıktı mı? Dahi, bunu senden beklemezdim. Sultanım. Ben ömrümü sizin ayağınızın altına serdim 30 yıldır. Ömrüm yeterse bir 30 yıl daha sererim. Ama ne kendinize ne de yakınlarınıza haksızlık etmeyin diye endişem.
Benim tarafım, hayatım sizsiniz. Bağışlayın haddimi aştıysa. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Sen miydin Pargalı? Hünkârım, malum hadiseyi şimdi öğrendim. Sıkıntınızın sebebini anladım. Çok haklısınız vaziyet karşısında. Şahsen ihtimal vermek istemiyorum. Ben istiyor muyum Pargalı? Bu kararı almak için çok düşündüm. Lakin bir çare bulamadım. Haremime, aşkıma katil yaftası vurmak kolay mı sanıyorsun? Layu infaz. Evlatlarımın anası Hürre. Elim bu kadarına vardı. Sizi bu ıstıraptan kurtarmak için elimden ne gelirse yapacağım hünkârım. Söz veriyorum. Seni bekliyorum Hürrem Sultan. Neredeydin? Ne var? Yoksa bu gece mi gidiyorum sürgüne? İbrahim Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış, konuşmuş. Sümbül Ağa'da olup biten her şeyi anlatmış. Alakadar olacağım demiş İbrahim Paşa. Döndü mü İbrahim Paşa? Hem de ne döndü. Bir döndü, pir döndü. Damat oluyor, Hatice Sultan'la evleniyor. Hatice Sultan nişanlı nasıl oldu bu? Nasıl olacak Hürrem Sultan? Hünkârımız bozdum derse bozulur o nişan. İbrahim Paşa damat da olursa ben ölene kadar sürgünde kalırım. Yok, olmaz canım. Hünkârımız bırakmaz seni. Ah, benim akılsız kafa. Tabii ya. Hürrem dur, nereye? Sadıka. Sana baktım yoktun. Ne halt ediyorsun burada? Su almaya gidiyorum. Bırak suyu, gel benimle. Nereye? Ya Rahim, sual sorma. Yürü diyorsam yürü. Düşünme, düş. Hacıva fi vahvi gider. Bak seni. Yürü. Müjdeyi yeni aldım sultanım. Evleniyorsun İbrahim Paşa ile. Çok sevindim. Senin için hünkârımla da konuştum kaç defa. Mutlu ol istedim.
Teşekkür ederim. Sen duydun mu bana olanları? Bana katil dediler. Ben masum. Biliyorsun. Hatice Sultanım. Bana yardım et. Kurtar beladan. Ama herkes diyor ki. Herkes düşman. Herkes nefret benden. Üzülme. Suçun yoksa er geç ortaya çıkacaktır. Ben de elimden geleni yaparım. Merak etme. Allah korusun seni. Sağ ol sultanım. Gel. Sadıka Hatun Paşa. Bizi yalnız bırak Sümbül. Rahmetli Ayşe Hatun seni hiç sevmezmiş. Hı? Kalfalara şikayet edermiş yaptıklarını, doğru mu? Sultana! Doğru. Hep yalan söyledi. Hep kızdı, kıskandı beni. İbrahim Paşa koydu seni bağrıma. Onun gözdesi olacaksın diye kızdı. İyi yolculuklar. Eski saraya gidiyormuşsun. Gidiyorum. Ama döneceğim. Orada gençliğini çürüteceksin. Gidişin olacak ama dönüşün olmayacak. Hünkârım da bu sarayda sana kalmayacak. Yarın buradan çıkarken son kez dön bir bak arkana. Kimler arkandan ağlıyor? Kimler seviniyor? Hiç kimse seni sevmiyor. Herkesten gidiyorsun diye mutlu. Yeniden huzur bulacak yuvamız. Tamam yeter, kes. Herkese söyledim. Hürrem Sultan geldi bu gece odama. Ona da dedim. Benim suçum yok. Hürrem senin yanına mı geldi? Yalnız mı geldi? Evet. Yalnız. Korktum. Peki git şimdi odana.
ifşa. Aşağısının ölümüyle Mahidevran'ın bir ilgisi var mı? Hayır, yok. Vallahi yok. İfşa. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yoksa o senin güzel kafanı kopartır. Biliyorsun. Biliyorum. Sultanım masumdur. Yüzüme bak. Sümbül'e söyle gelsin. Paşam. Var mı başka şüphelin? Ha, yok şüpheli, yok. Hürrem bu gece Victoria'yı sıkıştırmış. Odasını basmış. Bunun haberin var mı? Sadıka'yı mı sıkıştırmış? Suçlu olsa neden ona gitsin? Bana da çok yalvardı. Çocuklarımın üzerine yeminler etti. İçim parçalandı. Yani masum olabilir. Ne olursa, ne duyarsan bu mevzuyla ilgili, İlk bana geleceksin Sümbül'a. Anladın mı? Anladım paşam. Anladım. Hürrem size geldi mi? Evet geldi. Yardım istedi. Beni kurtar diye yalvardı. Yazık. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Sakın sultanım. Kanmayın onun gözyaşlarına. Yılan o. Bana akıl mı veriyorsun Mahidevran? O yılan dediğin hatun şehzade anasıdır. Aynı senin gibi. Bir farkınız yok benim için. Lafına dikkat et. Affedersiniz sultanım. Özrümü kabul buyurun. Ben merak ettim ki. İyi ki geldin Leo. Ben yardım edeceğim sana. Ağlama artık. Bana katil dediler. Benim suçum yok. Biliyorum Alex. Sen benim meleğimsin. Ağlama. Bana güven Alex. Seni kurtaracağım.
bekle beni. Hatice'nin nişanını bozmuşsun. Evet valide. Sizin de arzunuz bu değil miydi? İlk önce siz bozmak istemediniz mi bu nişanı? Bu hususta değil sıkıntım. Bargalı mı sıkıntınız? Onu damat olarak istemiyor musunuz? Evladımın mürüvveti için benim fikrimin hiç mi değeri yok? Peki benim fikrime sizin neden hürmetiniz yok? İbrahim Paşa'yı damadım olarak tahayyül etmemiştim. Endişeniz yersiz validem. Göreceksiniz Hatice'm bu izdivaçla saadetin zirvesine çıkacak. Kararım doğrudur. Müşteri yolunuz. Hürrem Hatun. Gitme vaktin geldi. Hazırlığın tamam mı? Sana yardım etmeye, toplamaya geldik. Günel de tutsun ucundan. Günel, hazırlık ne durumda? Bugüne kadar görülmemiş bir düğün hayal ediyorum validem. Derhal hazırlıklara başlayın. Yıllarca konuşulacak bir düğün olsun. Sen bilirsin oğlum. Günahı, sevabı senin boynuna bilesin. Hayırlısı. Hürrem gidiyor mu bugün? Evet. Eski sarayda bir daire hazırlattım. Hiçbir eksiği olmayacak. Hadi çabuk çabuk oyalanmayın. Kıymetli olanları
mücevherleri filan sen topla Hürrem Hatun. Kaybolmasın. Kaybolsun. Ne önemi var? İstersen seni atakılarım. Sübhanallah. Sana da iyilik yaramıyor. Bana en büyük iyilik çocuklarımı getirin artık. Birazdan gelecekler. İyi. Çok özlerim çocuklarımı. Cariyelerden Esma Hatun da seninle gelecek. Merak etme. Her hizmetin görülecek. Sağ ol. Allah razı olsun sizden. Aslanımla konuştum. Düğün hazırlıklarına başlamamı istedi. Ne yalan söyleyeyim, gönlüm razı değil. İçimde bir kuşku var. İnşallah yanılırım Hatice. Validem, gözlerinizin önünde kalbimin durması için yalvardım. Şimdi ise en büyük korkum durması. Ben öyle bir saadetin içindeyim ki. İnşallah öyledir. Ne diyelim, hayırlısıyla. Validem, Hürrem. Akşam yanıma geldi. Çok üzgün. Yalvardı, suçsuzum dedi. Eski saraya göndermekle acele mi ediyoruz? Hatice, bu mevzu kapandı. Konuşmayalım artık. Tadımız kaçmasın. Beyhan! Ablacığım. Kızım. Nasıl özlemiştim seni. Ben de çok özledim sizleri. Hatice. Ne iyi ettin de geldin. Selamünaleyküm Ahmet Paşa. Aleykümselam Ferhat Paşa. Sen böyle erken vakitlerde gelmezdin. Zevcen Beyhan Sultan, Valide Sultanımızı ziyarete geldi. Valide Sultan'dan merhamet mi dileyecek? Kaç ay oldu yüzünü görmedim. Torunlarım nasıl? Daha iyiler validem. Epeydir kızamık oldu ikisi birden. Onların saatiyle ilgilendim. Yalnız bırakamadım. Şimdi gelirken de getiremedim. Zaten fazla kalmayacağım ben. Çiftliğe dönmem gerek. Bırakmam seni ablacığım. Anlatacak o kadar şey var ki. Hatice'm, nişanına bile gelemedim. Düğün ne zaman kısmetse? Nişan bozuldu. Ne? Neyse, bunları sonra konuşursunuz. Hadi bizi yalnız bırakın. Kokunuza hasret bıraktılar.
Ama artık bitti ayrılık. Gideceğiz birlikte. Hep yanınızda olacağım ben. Söylemediniz mi? Neyi söylemediler? Sümbüla. Şehzade Mehmet burada sarayda kalacak. Ferhat Paşa'mın bir suçu günahı yok validem. Ona iftira ediyorlar. İşin kötüsü hünkârımız da bu yalanlara inanmış. Divanda Ferhat Paşa'nın kellesini isteyeceği konuşuluyor. Telaşlanma. Olur mu öyle şey? Ben duymadım. Öyle diyorlar validem. Ocağınıza düştüm. Ne olur yardım edin. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ben aileme bir şey olursa dayanamam. Ağlama. Ben mutlaka alakadar olacağım. İçini ferah tut. Sağ olun. Oğlumu alamazsınız. İzin vermem. Benimle gelecek şehzadem. Senden izin isteyen yok. Bu kuraldır. Hanedan neredeyse şehzade oradadır. Sen yalnızca Mihrimah Sultan'ı götürebilirsin yanında. Hayır. Olmaz. Sümbül, hadi artık götür şehzademizi. Vermem. Vermem. Bırak. Allah aşkına Rebatu. Oğlum. Bırak onu. Yalvarırım bırak. Ama oğlumu benden. Hürrem Hatun, yapma. Çekil gideyim. Zorlaştırma daha fazla. Ölürüm çekilmem. Ver oğlumu. Nigar Kalfa, Gülnihal. Ne bakıyorsunuz? Hürrem Hatun. Hürrem gel. Gel Hürrem. Hürrem Hatun. Allah'ını seversin. Mehmet. Mehmet'im. Bırakın onu. O daha çok küçük. Nafile Hürrem Hatun. Şehzade o. Onu sana bırakırlar mı hiç? Hünkârım. Bana hiçbir şey sorma Pargalı. Atımı hazırlasınlar, gitmek istiyorum. Ben? Yalnız olmak istiyorum Pargalı. Hünkârımız yoklar. Gitti mi? Beni bırakıp gitti mi hünkârım? İbrahim Paşa'dan mı gitti? Hürrem Hatun. Hünkârımla görüştür beni.
Az önce çıktı, burada değil. Mesele nedir? Benim oğlumu aldılar. Ondan ayırdılar. Sümül anlatmış sana. Hani bulacaksın gerçek katili? Eğer öyleyse ortaya çıkar. Çıkmaz. Çıkarmazlar. Bana yardım et. Allah aşkına kıyma bana. Üzgünüm. Sen benden intikam alıyorsun. Affet. Kimseyi suçlama Hürrem Hatun. Sen kendin ettin. Götürün. Buyurun beyim. Ben kumaş alacak. İpekli kumaş. İpeklinin hası burada beyim. Bakma, hemen al. Osmanlı'nın en güzel renkleri burada. Güllü lokum, susamlı akide. Ne istersen var. Top top al. Tamam. Ben bir şey soracak. Emret. Burada kadın var mı? Hop hop, tövbe de beyim. Burası çarşı. O dediğinden burada olmaz. Sen yanlış geldin galiba. Tamam, tamam. Şş, tamam. Tüccar mısın sen? Evet, tüccar. Kırım'dan geldim. Hayret. Hiç tüccara benzer halin yok. Fakir tüccar. Ne arıyorsun? İpek, bakır. Burada hatun olmaz. Sorma, sopa yersin. Ben bir kadın arıyorum. Lan. Yani öyle şey için değil. Evim için. Ha. Ha, burada kalıcısın o zaman. Evet. İyi. Kal kal. Dikkat et. Hayırlı işler. Eyvallah. Kimdir bu? Matrakçı Naso Efendi. Hürrem Hatun. Üzülme. Gerçek yakında ortaya çıkacak inşallah. Sen de evladına yeniden kavuşursun. Şehzade Mehmet sana emanet. Ona iyi bak. Annesinin onun için canını vereceğini söyle. Sana söz veriyorum. Sen dönene kadar Mehmet'e iyi bakacağım.
İbrahim. Ateş parçası. Şehzadem. Hop, çok özledim seni. Sensiz bir yere gitme İbrahim. Tamam. Hatice Sultan'la evleneceğinizi duyunca o kadar mutlu oldum ki. Hürrem'den nihayet kurtulduk. Evet, öyle gözüküyor. Hatice Sultan onu yapmadığına inanıyor. Gitmesine engel olacak diye çok korktum. Ben de inanmıyorum sultanım. Lakin gitmesi kalmasından daha hayırlı elbet. Babama gidelim İbrahim. Hünkârımız dışarıda, akşam gelecek. Hürrem. Geliyorsun. Seni yalnız bırakmam Hürrem. Biz kader arkadaşıyız. Ne o tüccar, hesap kitap defteri mi? Yok değil. Bir şeyler çiziyor ben. Öyle mi? Ver de bakayım. Yahu ver. Ne o, kötü mü çiziyorsun yoksa? Kabiliyetlisin sen ha. Thank you.
Mihrimah'ım. Benim güzel kızım. Senin kaderin anneninki gibi olmayacak. Sana söz veriyorum. Aslanım, akşam vakti rahatsız ediyorum. Senin dönüşünü bekledim. Konuşmamız lazım. Söyle validem, dinliyorum. Beyhan geldi bugün. Öyle mi? Haber verseydiniz keşke. Gitti mi hemen? Canını sıkmak istemedi. Hiç keyfi yoktu. Neymiş keyfini kaçıran şey? Ferhat Paşa ile alakalı dedikodulardan rahatsız. Hiçbirinin aslı astarı yokmuş. Az bile söyleniyor. Senin o çok övündüğün damadın boğazına kadar pisliğin içinde. Emin misin? Hiç kuşkum yok. Canını almayı düşünmüyorsun herhalde. Hayır. Sakın yapma bunu. Beyhan'ı düşün. O senin kardeşin. Ona böyle bir acı yaşatma. Cezasız mı kalsın? Bunu mu istiyorsun? Zembilli Ali Hoca'ya gelen şikayetnameleri görünce yüzüm kızardı benim. Kimseyi kayırmam ben. Hayır, cezasını çeksin. Ama canıyla değil. Bunları nereye koyayım? Ben ne bileyim, koy bir yere. Gülnihal. Gel şöyle. Özür dilerim. Canım yanıyor. Küsme bana. Kolay değil Hürrem. Biliyorum. Ama koyuverme sakın. Geçecek bu kötü günler. Sarayda herkes ben gittim diye gülüp eğleniyor. Ama sen üzüldün. Benimle geldin. Cezama ortak oldun. En büyük fenalığı sana ettim. Ama sen geldin. Düşünme artık. Geçti. Sultan Süleyman bakmıyor yüzüme. Dinlemiyor bile. Kaçtı. Benden uzak durdu. Yaz Hürrem. Kalbinden ne geçiyorsa yaz. Yollarız. Hünkârım. Al kitabını pargala. Cehennemden cennete geçtin. Artık Araf'ta değilsin. Bu keman yeni mi? Annemin kemanı. Onun hatırası. İlk bu kemanla başladım çalmaya. Pargaya gidince kardeşim hediye etti. Bunca sene saklamış bir gün dönerim diye. Bir ara çal da ruhumuz dinlensin. Yarın divan toplanıyor. Evet hünkârım, divan heyetine haber yolladım. İyi. Beyhan Sultan gelmiş bugün. Validemle konuşmuşlar. Belli ki Ferhat Paşa göndermiş canını bağışlamam için. Ne karar verdiniz? Karar senin pargalı. Kaderi senin elinde.
Anladım. Diğer mesele ne oldu? Ayşe Hatun'un ölümünü araştırıyorum hünkârım. Lakin bir gelişme yok. Derin uykular uyumak istiyorum Pargalı. Unutmak istiyorum. Vallahi esaslı hatun Nursen'in Gülnihal. Arkadaşına kıyamadı, onunla gitti. Ruhu güzel, ruhu. Ne yapsın Hürrem Hatun? O da herkes gibi ayakta kalmaya gayret gösteriyor. Onsuz da haremin pek keyfi kalmadı. İyice alıştırdı kendine. Rengi ruhsarı gitti haremin. Oo. Sümbül ağam. Ruhsar? Niye geldin buraya? Ben şey... Ayşe Hatun öldü ya. Ben gördüm. Benim canımın sultanı, kalbimin, ruhumun, tenimin sahibi efendim. Beni saraya değil, cehenneme gönderdin. Senin olmadığın saraya ben neyleyim? Sofrana zehir koymuş bir kadın hala yanında yatıyorken ben buradayım. Ateşlerin içinde cayır cayır yanıyorum. Hem de suçsuz, günahsız, biçare. Bir aşk böyle mi cezalandırılır? Gel. İbrahim Paşa'm. Az önce cariyelerden biri geldi. Ayşe Hatun'un ölümüyle ilgili bir şeyler söyledi. Ne diyor? Hatun burada. İsterseniz çağırayım, kendi söylesin. Gelsin. Adın ne? Ruhsar efendim. Anlat, ne biliyorsun? O gece... su içmek için kalkmıştım. Ruhsar. Su almaya gidiyorsan bana da getirsene. Tamam. Görmedin mi kim olduğunu? Karanlıktı paşam. Sırtı da dönüktü. Göremedim. Ne malum Hürrem olmadığı? Hürrem Hatun daha uzun boylu. Saçları da açık renktir. Hürrem değil yani. Öyle mi? Değil. O olsa anlardım. Kısa, zayıf bir kızdı. Koyu saçları vardı. İyi düşün. Yüzüme bak. Başka bir şey görmedin mi? Vallahi bütün bildiğim bu paşam. Madem öyle, neredeydin bugüne kadar? Niye sustun? Korktum. Başıma iş açılır sandım. Bugün de Hürrem Sultan'ın gidişini gördüm. Çok üzüldüm haline. Başka kimseye bahsettiğim ya bundan. Yok, hayır. Bir size anlattım. İyi. Çeneni sıkı tutacaksın. Sağda solda konuşmayacaksın.
Yoksa beter yıkarım canını. Anladın mı? Sümbüla, Nigar Kalfa. Bu odada konuşulanlar burada kalacak. Bu konuyla bizzat ben ilgileneceğim. İbrahim Paşa'mızın ilk divanı. Bakalım ne kararlar alacak. Bu pargalı senin kelleni alırsa hiç şaşırmam. Onun haddine mi düşmüş? Ben hanedan damadıyım. Aileden sayılırım. Bakarsın o da damat olur, kim bilir. Nasıl olacak o iş? Bir Hatice Sultan var. O da Piri Paşa'nın oğluyla nişanlı. Nişan bozuldu diyorlar Ferhat Paşa. Senin haberin yok mu? Aslanım İbrahim Paşa ile senin düğünün olacağını ilan edince başlarız hazırlıklara. Evvela nerede yaşayacaksınız onu tespit edelim. Siz nereyi münasip görürseniz validem. İbrahim Paşa bugün daha ilk divanını yönetecekmiş. Bilahare onun da fikrini alırsanız. Onun fikrine ihtiyacım yok benim. Hünkârımızın isteği büyük bir düğün yapmak. Ama inanın benim böyle bir arzum yok. Makul bir tören olsun yeter. Sana kalsa törene de gerek yok. Bohçanı alıp bugün gideceksin. Tövbe tövbe. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanımızı açıyorum. Evvel emirde şu hususa açıklık getirmek isterim ki bundan böyle hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri münasip gördüğü haller dışında divana bizzat katılmayacağını beyan etmiştir. Devlet-i Aliye'nin Vezir-i Azamı olarak bu şerefli görevi ifa ederken beraber çalışacağım vezirleri seçtim. Lakin önce yeni tayinler söz konusu. Evvela onlardan başlayacağım. Ferhat Paşa'yı Rumeli'nin mühim noktalarından Semendire'ye vali tayin ettim. Şeref duyarım. Devlet-i Aliye'nin bana biçtiği her mevkide görevimi ifa ederim paşam. Tenzili rütbe? Ferhat Paşa'nın layığı bu mudur Vezir-i Azam Hazretleri? Budur.
Ahmet Paşa, sizin devlet-i aliyeye üstün hizmetleriniz olmuştu. Ahmet Paşa bundan sonra hizmetlerine Mısır'da vali olarak devam edecektir. Bu kararınızdan padişahımız efendimizin haberi var mıdır? Siz merak buyurmayınız paşam. Hünkârımızın bütün kararlardan haberi var. Rumeli Beylerbeyi Ayas Paşa ve Çoban Mustafa Paşa'yı hünkârımızın onayıyla yeni kubbe vezirleri tayin ettim. Mektubu gönderdin mi? Sabah verdim harem ağalarına. Gönderecekler saraya. İlk defa bu kadar huzurlu bir gece geçirdim. Güzel rüyalar gördüm. Hürrem denen o yılan yok oldu gitti işte. Haremde tekrar huzur hakim olacak sultanım. İnşallah Kürşah. İbrahim'le de konuştum. Hürrem'in devri bitti diyor. Bundan sonra rahatız. Sümbül Ağa. Ne oldu, hayırdır? Eski saraydan bir mektup gönderdiler. He. Size vermemi söylediler. Hürrem Sultan hünkârımıza yazmış. İyi, tamam, ver. Düğüne kadar yeni kumaşlar dokutmamız lazım. Mumlar, fener alayı, çengiler, cambazlar salarız sokaklara. Ahali de eğlensin. Divan sona ermiş sultanım. O divandan hayırlı havadis beklemiyorum. Ferhat ve Ahmet Paşa hakkında tenzili rütbe kararı çıkmış. Ferhat Paşa Rumeli'ye, Semendire'ye vali, Ahmet Paşa da Mısır'a vali tayin edilmiş. İyi. İyi, buna da şükür. İnfaz yok hiç olmazsa. Bunun başımıza geleceği belliydi. Ben canımı kurtardığıma şükrediyorum. Canımı alsalardı keşke. Ben bu mevkiye dişimle, tırnağımla kazıyarak geldim. Vezir-i Azam olmak benim hakkımken Mısır'a gönderiyorlar. Ben bunun hesabını o pargalı İbrahim'e sormaz mıyım? Bu tayine göz yuman Sultan Süleyman'ı pişman etmez miyim ben? Kararlarından bir sıkıntın yok İbrahim. Bilakis memnun oldum. Ferhat Paşa'nın canını almak icap ederdi. Lakin Beyhan Sultan'ın acısı yası beni üzerdi. Hünkârım, hassasiyetlerinizin farkındayım. Lakin... Bilirim Pargalı. Hayırlısı olsun. Hünkârım. Daha sonra Sümbül Ağa. Paşam, hünkârımıza mektup var da o yüzden. Thank you.
Benim canımın sultanı, kalbimin, ruhumun, tenimin sahibi efendim. Beni saraya değil, cehenneme gönderdin. Senin olmadığın saraya ben neyleyim? Sofrana zehir koymuş bir kadın hala yanında yatıyorken ben buradayım. Ateşlerin içinde cayır cayır yanıyorum. Hem de suçsuz, günahsız, biçare, bir aşk böyle mi cezalandırılır? Ben anasız, babasız, kimsesiz size sığındım. Benim ailem, aşkım sizsiniz. Dayak yedim, zehirlendim, zindanlara atıldım. Hakarete uğradım size aşık olduğum için. Şimdi katil sıfatını koydular alnıma. Evladımdan koparıldım, sizden koparıldım. Cenab-ı Hak'tan başka sığınacak kimsem yok. Bu cezayı hünkârımın yüreğine, yüce vicdanına emanet ediyorum. Hürmetle ellerinizden öperim. Hünkârım, kötü bir havalis mi var? Hürrem Hatun. Sitem ediyor. Haksızlık bu diyor. Kalbime, vicdanıma soruyor. Ne oldu? Geldi mi cevap? Daha okumamıştır bile. Ne cevabı? Ya mektuba kızarsa okuyunca? Keşke yazmasaydım. Bak. Seni dinledim, hata yaptım. Top top al. Muhterem, senin evlilik çağında delikanlı. Hoşça kal. Güzel. Yani güzel çizmişsin. Kim bu hatun? Şey... Bilmiyorum. Öyle çizdim. Maşallah. Yani güzel çiziyorsun. İş var sende. Versen de. Hürrem Sultan. Ne var Esma? İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Haber vermemi istediler. İbrahim mi? Yalnız bırakın bizi. İbrahim Paşa. Ne oldu söyle? Benim suçsuz olduğumu öğrendin değil mi? Kurtaracaksın beni. Evet. Seni bu isnat edilen suçtan kurtaracağım Hürrem Hatun. Sahi. Yapacak mısın? Yapacağım elbet. İstersen hemen şimdi saraya götürebilirim seni. Bekle, hemen hazırlanırım. Lakin... Senden bir isteğim olacak Hürrem Hatun.
Eğer dediğimi yaparsan ne hala? Aksi halde hünkârımızı bir daha asla göremezsin. We'll be right back.